Beklenen bir şeydi. Daha çok olsun. Bekliyorduk. İyi yani. Her şeye zam var. Normallik. Yapacak bir şey yok. Katlanıyoruz. Sigaraya gelsin. Çok güzel oldu. Ben hiç tasvip etmiyorum. İyi olmuş. Olur bu şeyler. Bizim ülkemizde böyle. Ekmeği yormamış da sigaraya bir daha biraz daha zam gelsin. Türk olarak alışkınız. Kızarım onları bir görsem. Seçimden sonra ilk sigaraya ve ekmeğe zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Bunlar mecbur çıkacak. Ne yapacak? Bu seçim boşuna olmadı. Bu masraf hepsi çıkacak. Muhtemel beklenen bir şeydi. Yani maliyetleri göz önünde bulundurucu normal. Yani elektriği maliyeti, işçilik maliyeti. Tekrar şimdi asgari ücrete bir zam daha gelecek. Dolayısıyla bunlar hep bir maliyet üreticisi. Daha çok olsun. Daha inşallah daha çok olsun. Neden öyle dediniz? Verenlere sorun. Benim... Hem buradan emekliyim hem de yurt dışından emekliyim. Onu şeyler düşünsün, oy verenler. Ben düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bu herkes biliyordu bunun geleceğini. Bunun herkes farkındaydı. Bekliyorduk. Enflasyon. Alışkınız artık bu zamlara, ne diyelim. İstanbul Büyükşehir'de göz önünde bulunurlar. İstanbul'da ekmek kaç lira acaba? Benim duyuma göre 10 liradır en az, doğru mu? Biz burada yaşıyoruz yani, uzun lafın kısası. Bir simit kaç lira? 6 lira. Poğaça 7,5 lira, 10 lira. Ekmek 5 liraya. İyi yani. Hükümetimiz, devletimize Allah zeval vermesin. Yine de onun çaresine bakar. Ya ha, bizim Çorum'da da rekabet bitmez. O ekmek yine aşağı çekerler diye düşünüyorum. Sigaraya da zam geldi. Ona ne diyorsun? Sigaraya zam geldi. Ben de sigara içiyorum. En iyisi bırakmak diyorum. Valla ben karnım doyuramıyorum ki, ne diyeyim, her gün bir zam geliyor bacım. Her şeye zam var. Yok diye bir şey yok. Bugün 5 milyon yani 10 milyon, bu açık açık söylüyor, benim sağlık bizim yok. Vatandaş diyor ki mesela, başbakan, cumhurbaşkanı diyor, ona zam, şuna zam, buna zam. Kardeşim, çiftçiler tarla ekmezse, üretim olmazsa, bunu ne olacak, dışarıdan ihraç yatacaktır. Hadi ben iki kişiyim. Öbür adamın üç kişi var. Okula giden çocuğu var. Bu hep bir ekmeği olmuyor ki bacı. Bir de bunun geçimini var. Ev kirası var. Elektrik parası, parası. Vallahi zor durumdayken bilmem, vallahi hayırlısı getirsin. Bir ekmek 5 lira olursa 250 gram da yok. Vallahi yok ya. 250 gram olsa ki de insanın yekülü karnı doyuyor. Bak ben Antalya'da duruyorum. Ekmek 350 lira belediyenin ekmeği. 5 lira olmuş burada. Şaşırttım kaldım. Zaten gelmesi gerekiyordu. Normal karşılıyorum. Normal diyorsun. Evet. Yapacak bir şey yok. Ekmeğe kadar petroldür, mazuttur, bunların şeyini yapmak lazım. Piyasa mazuta, petrole, benzine bağlı. 2 sene önce, 3 sene önce 400 aldığımız mazot şimdi 20 lira. Adam birden sene 30'ya çıkarttı, tekrar 20'ye düşürdü, ucuzlattım diye şov yapıyorlar. Ekmek yine ucuz yani. Herhalde sezon sonu 10 lira olur güzün. Şimdi halk ekmek diye 2,5 liradan satıyor. Vatandaşın istediği şekilde sayı vermiyor. Sabahlara gidin halk ekmek büfelerine, millet 7,5'tan 9'a kadar ekmek bekliyor. Bir tarafta fırıncıya da yazık. Adam ekmeğini yapıyor, 5 lira diye adam almıyor, tereyağında ekmek kalıyor. Öbür tarafta vatandaş 2,5 liradan alacağım diye bekliyor. Alacak alamıyor, satacak satamıyor. Piyasaya uyduruyorlar. Piyasaya yüksek. Ne yapalım? Enflasyon var. O kadar yani. 3,5'dan 5 liraya çıktı, sizce normal mi? Ya normal değil. Ama katlanıyoruz. Sigaraya gelsin. Sigara keyfi bir şey. Ama ekmeğe ne kadar geldi? 3,5'dan 5 liraya çıktı. Çıktığını kesin biliyor musun? Ya kesin mi yani? 3,5'dan 5 lira. Ama bazen hakikaten çöpte de çok ekmekler var. Az misledi, millet şöyle bir 5 ekmek alsa, 4 ekmek alsa yine 3,5'a gelmiş olur o yani. Ha bir de şu var. Bir de şu var. Daha bu şeylerim, ya bu zamlar gelmeden de hemen bunu bir vatandaşımız bir şeyleri bahlatmaya zorluyor. Daha olmadan. Ben Kayıköy'ün muhtarıyım bak. Olmadan, zam gelmeden geldi gibi bundan bir şey üretmeye zorluyorlar. Aslında bu yanlış. Fırsatçılara yön veriyorlar.
Anlatabildim değil mi? Yani hemen yap diyor. Ya işte zaten zam yok aslında. Ama adam diyor ki ya ben de zam yapayım diyor. Aslında bunlar olmaz. Bunlar şu anda eskileri bilmeyenler şu rahatlığı depiyor. Biz çok günler gördük. Çok günler gördük ama şimdi anlatamazsın. Sana da anlatamam ben. Sana da anlatamam. Niye? Ben ayakkabının ucunun şu kadar olmaz. Sapların içine gelerek ayağıma saplar batar. Lastik ayakkabı alamazdık. İnanın buna yani. Şu anda her tarafımız çok rahat. Çalışana tabii. Çalışmayana bir şey yok. Çalışana. Burada sağ sol bunu ben kastetmiyorum yani. Bu vatan bizim, bu Çorum bizim. Ama dediğim gibi çalışan her zaman bir şeyler alıyor, üretiyor. Çalışmıyor da git şu parka geçen gün Diyezem'in oğluyla oturuyor. Oturacak yer bulamadık. Hatta bir espri yaptık. Dedim Diyezoğlu ya şuraya dedim numara verin de millet oturacak yerini bilsin. Adam oturacak yeri yok. Herkes bir iş yapabilir. Onun için şu anda düzen güzel, inşallah daha güzel olsun. Ama öyle zam gelmeden de gerçekten şey yapmayın yani. Her şey güzel yani. Bak şu ortama bak. Bak insanlar bir şeyler yapıyor yani. Seçimden sonra ilk zamlar ekmeğe ve sigaraya geldi. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorsun. Ne düşünüyorsun? Yes. Siz? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne var onda? Hiçbir şey yok. İyi mi diyorsun? Başkandan rahatsız değerlik biz. Çok şükür. Başkanı aldırdık ya. Önemli değil. Önemli olan bizim başkanımız. Ula ben hiç tasvip etmiyorum. Ne düşünelim? Ne düşüneceğiz yani? Kesemizi yakıyor. Düşünecek bir şey yok. Yani iyi olmadı yani. İyi olmuş. Güzel olmuş. Daha zam gelmesini beklerim. İsterim yani. Neden? Güzel olmuş. Millet halk hak ediyor yani. İyi olmuş diyor. Cebinde sigara parası yok. Kahveye çay parası gidemiyor çay parasının yüzünden kahveye. Daha hala memnun. İyi oluyor. Daha beter olsun diyorum. Olur bu şeyler. Olur. Çünkü devamlı her şey var. Dışarıdan da etkileniyor, içeriden de etkileniyor. Öyle. Vallahi arife tarif gerekmez. Bizim ülkemizde böyle. Her şey seçim yatırımı olarak seçime kadar yani seçime kadar her şeyi vaat ediyorlar. Ondan sonra da zamları yapıyorlar. Ekmeği yormamış da sigaraya bir daha biraz daha zam gelsin. Bunda sıkıntı yok. Bir daha gelsin. Neden öyle dediniz? Çünkü ben sigara kullanmadığım için. Vallahi biz Türk olarak alışkınız. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Normal mi diyorsunuz? Normal diyemiyorum ama diyeceğiz. Ne yapacağız? İleride düzelir o. Hiç merak etme. Bizim ben niye AK Parti'ye attım? Niye koymuş sigarayı? Bir daha AK Parti'ye atmayacak artık. AK Partiliyim, AK Partiliyim kaç senedir. Kızarım onları bir görsem. Bir de Hasan aradı bu 112'ler çalışmıyor. Randevu alamıyor koyandı. Yüksek sıkıntılardan randevu alamıyor. 15 günde bir randevu alıyor. Yani ne yapacak bunlar? Hani sağlık bahane, hani hükümet nerede? Niye bakmıyorlar bize? Emeklilik biz 30 sene devlete çalıştık kardeşim. Valla ekmeğe gelen zam tabii devlet bunu daha iyi denetlemesi gerekiyor. Bundan sonra da inşallah muhalefetin de tabii burada yani 15-20 senedir aslında bizim halk olarak istediğimiz muhalefetin daha dik durması. Pasif işlerde bizim memleketimize hiçbir şey gelmez. O yüzden birlik ve beraberlik yapma mecburiyetindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine ne varsa onun peşine gidiyorlar. Bunu bırakmaları gerekiyor. Yani ya hep beraber bu gemide beraber olacağız ya da beraber batacağız yani. Ekmek zamında şu anda uygun olarak görüyorum. Diğer illerde 5 lira. Çorum'da 3,5'tu. Ve sigara zamında da sigara terekine düşünsün artık. Sigara zevk işi. Sigara içmediğim için bir şey demiyorum ama kızım için sigara içiyor. Sorun olacağını düşünüyorum. Çünkü çok artışlar var evet ekmekte. Ekmek en önemlisi. Sigara falan fazla şey etmiyor da sarsmıyor beni. Ama belediye ekmekten idare ediyorum onu da. İyi bir şey değil. Zamı kimse benimsemez de yapmak istemez ama herhalde koşullar zorunlu hale getirdi. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bu konu. Türkiye'nin ekonomisi iyi değil. Sıkıntı içindeyiz. Zorluklar var Türkiye'nin önünde. Çözüm de üretim devrimi yapmak. Üretim artırılmadan dışarıdan borç parayla bu iş yürümez. Ekonomi Bakanımız bakalım bu konu nasıl çözecek. İnşallah milli değerlerimize, Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak çözerler. Yoksa taşıma suyan değirmen dönmez. Dışarıdan gelecek paralarla da bu iş yürümez.
üretimi arttırmak lazım, desteklemek lazım üreticileri. Bu şekilde Türkiye'de tekrar ekonomi düzelebilir. Başka türlü dışa bağımlı politikadan bu işler yürümez diye düşünüyorum. Ekmeğe ve sigaraya zam geldi seçimden sonra. Biliyorum kızım, aldım zamanı 35 liradan aldım. 31 liradan aldım, 35 liradan aldım. 4 lira gelmiş. Ya 5 lira gelmiş, 36 liradan aldım. Ne yapayım, geldi geldi. Ama durumumuz çok zayıf, çok kritik haldeyiz ama Allah gayra. Kime ne diyorum? Evet, 3 kuruş maaşına zam veriyor ama 50 kuruştan geri alıyor senden. Ne yapayım? Nasıl alalım, bir ekmek çıkmış 6 liraya, 7 liraya. Yani 10 lira diyecek, 5 liraydı, 6 liraya çıkmış. Burada 5 lira, bizim Samsun'da 6 lira. Şimdi gel 5 liradan 6 liradan yiyoruz. Ama nasıl diyecek, nasıl diyecek, bunu nasıl altından kalkacağız? Bilmiyorum. 15 gün sonra bir zam daha veriyor, 20 gün sonra bir zam daha veriyor. Allah yardımcımız olsun deyip duruyoruz. Kardeş, ne yapalım? Zam olsun her şey, başka bir şey olmaz. Önemli olan vatanımız, bayrağımız. Başka diğer şeyler hep boş. Ekmeğe zam geldi, ne düşünüyorsun? Gelecek bu, zaten doğal. Hangisi olsa getirecek bu zamı. Kaçınacağımız yok bizim, burası Türkiye. Onun için daha tabii ki devletin bütçesi müsait olmadığı için bu zamlar gelecek bize. Öbüründe versek öbürü de verecek zamı, öbürü de verecek zamı. Zamsız biz kurtulamayız. Ama yine de ezdirmiyor yani. Yani enflasyonu ezdirmiyor. Ben 5 lira alıyordum, 7,5 lira oldu. Ha, şimdi 10,5 lira olacak aylık. 10,5 lira bundan alsam 20 milyon. Allah bereket versin. Ben aç kalmam. Ama ki tabii ki yapmayanlar da var, çalışmayanlar da var. Çalışmalarını tavsiye ederim şu anda, şu devirde. Yoksa bir geçim zor. Alıştığım her zamanki ortam. Alıştığım ortam. Yapacak bir şey yok.